Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz hepiniz. Geçen hafta ara vermiştik eğitimlerimizi. Bu hafta eğitimimizin üçüncü oturumu olan zaman yönetimi ile devam edeceğiz. Gönüllü eğitmenimiz bizim bu akşam Tayfur Yaylıgül hocamız olacak. Kendisi zaman yönetimi hakkında, proje yönetiminde zaman yönetimi hakkında bilgilerini bizlerle paylaşacak. Sorularınız olursa lütfen chatten yazınız. İlgili arkadaşlar soruları topluyorlar. Sunum sonunda topluca Tayfun Bey soruları cevaplandıracaktır. Hepinize iyi eğitimler diliyorum. Buyurunuz Tayfun Bey. Merhabalar arkadaşlar. İsmim Tayfur Yaylagül. Bilgisayar mühendisiyim. Sektörde 1996 yılından beri çalışmaktayım. Yoğun olarak bu 26 yılın çoğu savunma sanayinde geçti. O yüzden bu süreçler içerisinde geçti dolayısıyla. Mesleğe ben yazılım mühendisi olarak başladım. Yazılım mühendisi, yazılım takım liderliği, yazılım grup yöneticiliği yaptım. Teknik liderlik yaptım çeşitli projelerde. Proje yöneticiliği yaptım. Bir takım projelerde ürün yöneticiliği yaptım. Son olarak da bu çalışmakta olduğum projede Scrum Master'lık ve ardından şu anda Product Owner'lık yapmaktayım. Birazcık hani benim hani şeyim fazladır. Böyle birazcık daldan dala sektiğim için sistem mühendisliği de yaptım aynı zamanda. Değişik şeylerle uğraşmayı severim. Şeylerim arasında da aslında geçtiğimiz yıl, ya 1,5 yıl oldu, proje yönetim sertifikamı aldım. PMP sertifikamı aldım. Daha öncesinde Agile sertifikamı almıştım. Yine PMI'dan Agile Certified Professional sertifikamı almıştım. Aynı zamanda lisanslı bir sistem mühendisiyim. Başka sertifikalar da var ama hani onlardan bahsetmeye gerek yok. Böyle şey oldukça fırsatım oldukça değişik alanlara ilgi duyup onları da sertifikalarla aslında belgelemeyi, daha doğrusu kendimi oralarda denemeyi seviyorum. Bugün size proje zaman yönetiminden bahsedeceğim. Proje zaman yönetimi eğitimimiz içeriği bu şekilde. Bir giriş yapacağız proje zaman yönetimine. Ardından proje zaman yönetiminin süreçlerini üzerinden geçeceğiz. 6 tane süreci var. Zaman yönetiminin planlanması, aktivitelerin tanımlanması, aktivitelerin sıraya sokulması, sıralanması, aktivite sürelerinin tahminlenmesi, şeyin zamanının proje zamanının oluşturulması, develop edilmesi ve zamanın yönetimi, zamanın kontrol edilmesi üzerine konularını anlatma süreçlerini anlatacağım. Ardından size birazcık Agile planlama süreçlerinden de Agile prensiplerinden de bahsedeceğim. Eğitimin bonusu olarak. Çünkü Agile'de son yıllarda özellikle PMI'ın süreçleri içerisinde hızlı bir giriş yaptı. PMI Agile'ı da süreçleri içerisine aldı. Bu yaklaşık sınavın yarısı, soruların yarısı Agile sorularından oluşuyor. O yüzden Agile süreçleri de bilmenizde fayda var. Birincisi zaman yönetimi yaparken üç tane ana şeyiniz var. Aslında projeyi yönetirken üç tane ana sac ayağı var projenin. Bu üç ayak, birincisi kapsam yönetimi, geçen hafta gördüğümüz ya da geçen hafta geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz scope dediğimiz gereksinimler, scope işte dediğimiz kapsam kısmı. İkinci ayağı zaman kısmı, üçüncü ayağı da maliyet kısmı. Bu üç ayak birbiriyle aslında çelişen, birbirleriyle yarışan şeyler. Ve bunların dengelenmesi gerekiyor bir şekilde proje yönetimi yapılırken. Proje yöneticisinin yapması gereken şey bunları dengelemek, denge içerisinde tutmak. Kavramlara gelince scope kavramını duyarsınız. Türkçesi kapsamdır. Kalitedir. Schedule, takvim veya zaman diye de geçebilir. Budget, bütçedir.
resources kaynaklardır projenizi yaparken kaynaklar ve riskleri sıkça duyacağınız kavramlar bunlar. Bu kısıtları proje yöneticisinin yapması gereken bu kısıtları yönetmek, bu kısıtları birbiriyle dengelemektir. PMBOK proje yönetim kitabının 6. chapter'ında yer alıyor. Bu süreçler proje zaman yönetimi süreçleri. Planlama ve kontrol şeyleriniz grupları içerisinde yer alıyor. Planlama içerisinde 5, kontrolde de 1 süreci var. Planlamada yer alanlar zaman yönetiminin planlanması, aktivitelerin sıralanması, tanımlanması, sıralanması, tahminlenmesi ve takvimin geliştirilmesi, kontrolde de yer alan kontrol schedule. Bu tabloyu eskiden biz ezberlerdik ama hani belli trikleri var. Onları ezberlemek için genellikle hani kontrolle geçenler monitoring kontrolde geçiyor. İsminde plan geçenler burada geçiyor. Yani ezberlemek isterseniz ezberleyebilirsiniz. Faydası olur mu? Evet, biraz olur. Yani genel olarak resmi kafanızda canlandırmanız için sınavda faydası olacaktır. Ama daha çok bunu içselleştirmeniz, bu tabloyu içselleştirmeniz en iyisidir. Yani eğer ki belli şeyleri bilirseniz hani sadece farklarını öğrenerek bu tabloyu kolaylıkla aklınızda tutabilirsiniz. Tayfur Bey, ben bir araya girebilir miyim? Tabii ki. Arkadaşlar, sorularımızı eğitimin sonunda alacağız. Sorularınız varsa şayet lütfen chatten sorular isimli kullanıcıya iletiniz. Teşekkürler, buyurun. Şöyle bir overview yapacak olursak, kitabın PMBOK 6. edişinin 176. sayfasında şey yapıyor. PMBOK 7'de çıktı bu arada. Bu figürde oradaki 6.2 numaralı figürmüş. Proje bilgilerine bir takım proje yönetim metotları ve takvim zaman tool'ları kullanarak bir takım modellerle proje takvimine dönüştürüyorsunuz. Bunun için de bir takım tool'lar kullanmanız gerekiyor. Burada sıklıkça rastlayacağınız aktivite listeleri, yani sizin projenizi yaparken yapacağınız aktiviteler, bunların sıralanmış bar chart halleri ve network diagramlarını göreceksiniz. İleride bunlarla ilgili detaylar mevcut. Bunun için de örneği şöyle verebilirim. MS Project kullandıysanız orada bar chartları ve aktiviteleri, network diagramlarını çok rahat görebilirsiniz. İlk şeyimiz şurası kaymış. 6.1 plan schedule management, yani zaman yönetiminin planlanması süreci. Bu süreçte proje zamanlamasını planlamak, geliştirmek, yönetmek, yürütmek ve denetlemek için ilkeler, prosedürler ve belgeler oluşturuluyor. Her süreç bir planlama dokümanıyla başlıyor. Ve bu planlama dokümanı da süreç devam ederken de sürekli güncelleniyor. Yani öyle şey, bir planı yaptık, buna göre yöneteceğiz. Bu sabit bir plan değil. Öyle bakın. Bu planın girdisi, Project Charter dediğimiz proje başlatma belgesi bu planın girdilerinden bir tanesi. Proje beratı diye de geçer bazı yerlerde, bazı şirketlerde. Proje yönetim planında Scope Management Plan dediğimiz kapsam yönetim planı ve Development Approach dediğimiz geliştirme yöntemi, geliştirme yaklaşımı bu sürecin girdileri. Şu 3 ve 4'ü saymıyorum. 3 ve 4 genelde bütün süreçlerin girdileridir. Çevresel faktörler ve organizasyonun proses değerleri her sürecin girdisini oluşturur. Bunu, yani eğer burayı aklınızda tutmak istiyorsanız şu ikisini aklınızda tutmanız yeterli. Burada kullanılan teknikler, bu planı oluştururken kullanılan teknikler uzman görüşü, expert judgment kullanılıyor. Data analizleri yapmanız, alternatifleri analiz etmeniz gerekiyor planınızı yaparken. Bol bol toplantı yapıyorsunuz ve bunun toplantının sonucunda da zaman yönetim planınız ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bu zaman yönetim planı bu süreç devam ederken sürekli olarak güncelleniyor. İçinde ne var zaman yönetimin planını yaparken?
Bunun için bir zaman yönetimi metodolojisini ve kullanacak zaman yönetimi yazılımı gerekiyor. Yazılımın üzerinde tutmanız önerilir. Tahminlerin nasıl yapılması gerektiğine dair bir takım kurallarınızı buraya giriyorsunuz. Ölçümlerin yapılabilmesi için takvim temel çizgisi oluşturuyorsunuz ve takvim temel çizgisini de bu plan üzerinde tutuyorsunuz. Bu planın bir parçası olarak tutuyorsunuz. Sapmalar için kullanılacak bir takım eşik değerler kullanıyorsunuz. Eşik değerler oluşturuyorsunuz. Bir takım performans ölçümlerinizi bu plana giriyorsunuz. Performans ölçümleri için bir yeri var. Zaman sapmaları olursa buna nasıl yöneteceğinize dair planlarınızı burada yapıyorsunuz. Zaman değişiklik kontrol sisteminin tanımlanması gerekiyor bunun için. Nasıl değişiklik yapacağınıza dair bir sistem tanımlamanız gerekiyor. Gerekli rapor türleri zaman yönetimi yaparken biçimleri ve raporların sıklığını da burada şey yapıyorsunuz. Eğer adaptif yaşam döngüsü kullanıyorsanız da sürümlerinizi ve yinelemelerinizin, iterasyonlarınızın, inkrementlerinizin uzunluğunda bu şeye giriyorsunuz. Bu planın içerisine giriyorsunuz. Dediğim gibi bu plan aslında proje yönetim sürekli bu şey sırasında zaman yönetim sırasında sürekli güncellenen, sürekli şey yapan, güncel tutulan bir plan. İkinci şeyimiz sürecimiz aktivitelerin tanımlanması süreci. Aktivitelerin tanımlamanız gerekiyor. Aktiviteleri tanımlamak için yani projenizin A şemasına takvim oluşturmak, aktiviteleri tanımlıyorsunuz. Gerekli eylemler aslında bunlar. Proje çıktılarını üretmek için bunları belirlemeniz ve belgelemeniz gerekiyor. Bunun için neyi kullanıyorsunuz? Aslında bir önceki süreçte kapsam yönetim sürecinde oluşturduğunuz WBS kullanıyorsunuz. Work Breakdown Structure, iş kırılım ağacını kullanıyorsunuz. Bu Work Breakdown Structure'ın içerisindeki Work Breakdown, yani iş kırılım itemlarınızı alıp aktivitelere kırıyorsunuz. Bunu yaparken de kırılım ve tahmin yaparken proje takımını kullanmanız gerekiyor. Proje takımıyla birlikte yapmanız gerekiyor. Yoksa hani kendi kendinize yapmanızın bir anlamı yok. Hani takımın görüşlerini almanız gerekiyor. Girdilerimiz neler? Girdilerimiz takvim yönetim planı. Biraz önce oluşturduğumuz takvim yönetim planı buranın girdisi. Kapsam temel çizgisi buranın girdisini oluşturuyor. 2 ile 3'ü saymıyorum. Kullanılan araçlar ve teknikler, birincisi uzman görüşü gerekiyor. Aktiviteleri tanımlarken uzmanların görüşüne ihtiyacınız var. Yani takımınızdan, takımınızın görüşü, dış uzmanların görüşüne ihtiyacınız var. Work breakdown altımlara aktiviteleri kırarken decomposition yapıyorsunuz. Yani çözümleme, kırma yapıyorsunuz. Eğer ki siz biraz adaptif bir yöntem kullanıyorsanız, yani agile bir yönteme yakınsanız, rolling wave planning denen bir yöntem var. Bu da aslında hangi aktiviteler, hangi itemler planlanacaksa o itemları kırıyorsunuz. Yani döngüsel ve arttırımsal bir yöntemle onlardan başlıyorsunuz. Onları kırarak başlıyorsunuz. İterasyona girecek işleri şey yapıyorsunuz agile'de. Bol bol toplantı yapıyorsunuz bunları yaparken. Çıktısı neler? Çıktısı aktivite listeleri. Aktivitelerin belli attribütleri olabilir. Bu her bir aktivitenin. Milestone'ları, yani kilometre taşı listeniz ortaya çıkar. Bunları yaparken kırdıkça, aslında size WBI'ları aktivitelere kırdıkça yeni şeylerle aslında bir takım aydınlanma yaşayabilirsiniz. Change request'ler. Yani bir takım değişiklik önerilerinde önerileri çıkarmanız gerekebilir. Proje yönetim planında da takvim baseline'ına, zaman baseline'ına, zaman temel çizgisine ve maliyet temel çizgisinde güncellemeniz gerekebilir. Bu aktivitelerimizi tamamladık. Bu arada şunu söyleyeyim, bu şeyler hep sıralı ve iteratif gidiyor. Yani önce aktivitelerimizi tamamladık, şimdi sıralıyoruz. Yani şimdi öncelerde diye sıralıyoruz. Hepsi birbirinin ardından geliyor ve sürekli olarak da bir önceki adımı atlayarak, iteratif olarak dönerek gidiyor. Yani
hem sıralı arka arkaya hem de bir önceki şeye döne döne yapıyorsunuz, şey yapıyorsunuz, işleminizi yapıyorsunuz. Sıraladınız, tekrar başa dönüp aktifte tanımlayabilirsiniz. Tekrar sıralayabilirsiniz. Ve tek sıralı şeydir, aslında süreçtir, zaman yönetimi süreçleri. Diğer süreçlerle şey yaptığınızda farkı budur. Aktivitelerin sıralanmasında proje faaliyetleri arasındaki ilişkileri belirleme ve belgeleme süreci bu. Faaliyetlerin mantıksal sırasını sıralamanın temel faydası proje kısıtları içerisinde verimli bir iş dizisi elde etmek aslında. Hani proje faaliyetler birbirine öncül ve ardıl ilişkileriyle bağlanıyorlar. Yani faaliyetlerinizi ucuca diziyorsunuz aslında. Bu bundan önce yapılmalı, bu bundan sonra yapılmalı şeklinde sıralıyorsunuz. Giren planlar, zaman yönetim planı ve kapsam temel çizgisi buraya giriyor. Input olarak proje dokümanlarında aktivite listeleri, aktivite attribütleri, assumption notları, aktivitelerinizi yaparken kullandığınız kabullenmeler, milestone'lar giriyor buraya. Kullanılan tekniklere gelince, kullanılan teknikler en yaygın teknik precedence diagramic method. Yani bu şekilde bir şey metodu var, sıralama metodu var. Öncül ardıl olarak sıralamanız için aktivitelerinizi böyle bir metot kullanılıyor. Bir aktiviteler arasındaki dependency'lerin, yani bağımlılıkların belirlenmesi ve entegrasyonu gerekiyor. Entegrasyon yöntemi gerekiyor. Lead ve lag dediğimiz önde ardından başlama ve önde gitme gibi iki kavram var. Lead, önde gitme, lag de arada boşluk olması iki aktivite arasında. Bunu kullanırken proje yönetim bilgi sistemini kullanmanız gerekiyor tool olarak. Çıktısı ne? Çıktısı proje takvim network diagramları, ağ diagramları çıkıyor bunun sonucunda. Proje dokümanlarında update'ler gelebiliyor. Aktiviteleriniz, attribute'leri değişebilir, güncellenebilir. Aktivite listeleriniz bunları bu işlemi yaparken güncellenebilir. Assumption noktanıza yeni assumption'lar gelebilir. Ve milestone'larınız değişebilir. Milestone'larınız güncellenebilir. Yeni milestone'lar da gelebilir. Detayına girersek, precedence diagram metot dedik. Bu nedir? Bu en yaygın sıralama tekniği aslında. Proje takvimini oluştururken, zaman yönetimini oluştururken en yaygın sıralama tekniği bu. Activity on node diye de geçer. Burada düğümler, yani düğüm dediğimiz bunlar, nodlar, aktiviteleri, bağımlılıkları da dependency'lerde bağımlılıkları gösteriyor. Aktivite A, aktivite B'den önce başlıyor ve A, B'nin öncülü aslında burada. Dört tip bağımlılık var. Bunlardan en yaygını finish to start bağımlılığı. Birinci aktivite bitiyor, ikinci aktivite başlıyor. En yaygını bu. Genelde bunu görürsünüz şeylerde, network diagramlarında. Burada birinci task'ın bitmesi gerekiyor, ikinci task'ın başlayabilmesi için. Yani A task'ı bitiyor, B task'ı başlıyor. Burada verebileceğimiz örnek, ağaç dikiyorsunuz. Önce çukuru kazmanız gerekiyor ağacı dikmeniz için. Çukuru kazıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Daha sonra ardından ağacı dikiyorsunuz. Finish to start ilişkisi bu. İkinci ilişkimiz finish to finish. Birincinin bitmesi, ikincinin bitmesi ilişkisi. Öncül işin, predecessor işin, yani öncül iş task'ın bitmesi gerekiyor. Bir sonraki gelen task'tan önce. Yani A task'ı bitmeli ki B task'ı da bitebilsin. Bunlar hani birbirleri ardından ardı arda başlamaları değil de bitmeleri aslında şey. A task'ı daha önce başlamış belli ki. Ama A task'ının bitmesi gerekiyor B task'ının bitmesi için. Buna verebileceğimiz örnekte eğer yazılım geliştiriyorsanız test yapıyorsunuz veya herhangi bir ürün geliştirdiniz, test yapıyorsunuz. Bir taraftan da dokümantasyon, testinizi dokümante ediyorsunuz. Testler bitmeli ki dokümantasyon da bitebilsin. Bu da bizim finish to finish ilişkimizde bir örnek. Start to start ilişkisi var. Start to start ilişkisinde birinci task başlamalı, ikinci task başlayabilsin diye bir şey var.
Bu da buna verebileceğimiz örnek de design kod ilişkisi. Yazılım geliştiriyorsunuz yine. Yazılımcı olduğum için hep yazılımdan örnek veriyorum. Yazılımı tasarlıyorsunuz. Tasarlamaya başladığınızda bir miktar tasarım yaptıktan sonra kodlamaya da başlayabilirsiniz. Tasarımın başlamış olması gerekiyor kodlamanın da başlayabilmesi için. Yani tasarım başlıyor, bir süre sonra kodlama da başlıyor. En seyrek kullanılan ilişki de start to finish ilişkisi. A task'ının başlaması gerekiyor ki B task bitebilsin. Öyle düşünebilirsiniz. Buna verilebilecek örnek de aslında örnekle aklınızda tutmanız en iyisi. Bir tane eski bir sisteminiz var, legacy sisteminiz var, kullanmakta olduğunuz. Mesela üniversitede kullandığınız eski bir sisteminiz var, mainframe tabanlı. Bu mainframe tabanlı sistemi yeni bir web-based, böyle bulutta bir sistemle değiştirmek istiyorsunuz. Ama bu sistemi kapatabilmeniz için yeni sisteminizin devreye alınmış olması gerekiyor. Bu da start to finish ilişkisi. Yani bunun başlayabilmesi, bunun kapanabilmesi, bunu start to, yani bunu kapanabilmesi için yeni sistemin başlayabilmesi gerekiyor. Yeni sistemin devreye alınması gerekiyor. Bu da start to finish ilişkisi. Bunu ama çok nadiren görürsünüz, kullanılmaz. En fazla, en yaygın kullanılacak olan ilişki finish to start ilişkisidir. Birinci biter, ikinci başlar. Diğerlerinde daha seyrek görürsünüz. Yani %90 start to finish ilişkisi görürsünüz. %1 de start to finish ilişkisi görürsünüz genelde ilişkilerinizde. Bu bağımlılıkların tipleri var. Genelde temel kavramlardan bahsediyorum ki aslında bu temel kavramları sizin çok iyi bilmeniz gerekiyor soruları cevaplayabilmeniz için. Bağımlılık tipleri bir zorunlu bağımlılık olabilir iki şey arasında, iki nod arasında zorunlu bir bağımlılık olur. Bu aklına hard logic bağımlılık, mandatory bağımlılık deniyor. Bir de isteğe bağlı bağımlılık olabilir. Bu soft logic, yani discretory bağımlılık oluyor. Yani aslında olsa da olur, olmasa da olur. İsteğe bağlı bir ilişki. Bağımlılıklarınız dış kaynaklı olabilir veya iç kaynaklı olabilir. Dış kaynaklı işte hükümetle, devletle alakalı bir şey olabilir. Projenizin bir şeyi vardır. Bir şey gelmesi gerekiyordur ki projeniz şey yapabilsin, ilerleyebilsin. İç kaynaklı da işte şirket içinden kaynaklı veya proje içinden kaynaklı bir takım bağımlılıklarınız olabilir. Lead ve lag dediğimiz iki kavram var. Lead dediğimiz önde başlama, aslında önde başlama etki. Aktif de şurada A ile B arasında bir lead ilişkisi var. Öncül etkinliği tamamlamadan, aktif de öncül etkinliği tamamlamadan önce başlayabilir aktif de B. Aktif de A başlıyor, bir süre geçiyor, lead süresi deniyor buna. Ardından aktif de B başlıyor. Yani şu aradaki sürede lead süresi diye geçiyor. Bu bunun lead'i aslında. A, B'nin lead'i oluyor. Bu sürede de lead deniyor. Lag dediğimiz aktiviteler arasında bekleme süresi olması gerekiyor bazen. Burada da A aktivitesi başlamış. Arada belli bir bekleme süresi var. Belli bir tez zamanı beklenmiş. Aktivite B başlamış. Buna da lag deniyor. Bu da bekleme süresi. Dördüncü sürecimiz aktivite sürelerinin tahminlenmesi süreci. Dikkat ettiyseniz inputlarımız artmaya başladı. Inputlarımız çoğalıyor. Çünkü dedim ya, yani biz bir önceki bir sonrakine hep input veriyor. O yüzden burası yığılıyor. Buradaki şeyler. Bunun iki plan giriyor. Proje yönetim planından zaman yönetim planı giriyor. Kapsam temel çizgisi buraya input olarak giriyor. Proje dokümanların da aktivite listeleri, aktivite attribütleri, assumption logları buraya giriyor. Öğrenmiş dersler kayıtları buraya giriyor. Milestone listeleri, proje takım assignmentları, project team assignmentları giriyor. Artık çünkü estimate yapacağız. Bir takım kişileri atamamız gerekiyor bu şeyleri, işleri. Resource'ların belli bir breakdown structure olabilir. Onu kullanmanız gerekebilir. Resource breakdown'lar oluşturmanız gerekebilir. Projenizde ihtiyaç duyacağınız kaynakların bir kırılımı bu da. Bu insan olabilir, makine olabilir. Bir takım böyle sarf malzemesi olabilir. Bu kaynakların kırılımı gerekiyor. Resource'ların takvimleri projenin takvimi olduğu gibi
Kaynakların da bir takvimi olabilir. O kaynak takvimlerini bilmeniz gerekir. Ki şeyleri, aktiviteleri tahminleyebilirsiniz. Ve kaynakların bir takım gereksinimleri, kaynak gereksinimlerine ihtiyacınız olabilir. Bu aktiviteyi yapmak için şöyle bir kaynağa ihtiyacım var gereksinimi. Risk kayıtlarına bakmanız gerekebilir. Diğer ikisini saymıyorum, hepsinde var. Tool'lar ve araçlar ve tekniklere gelince uzman görüşü teknikleri kullanılır. Analog test, estimating dediğimiz analog tahminleme yöntemi, parametrik tahminleme yöntemi, 3 nokta tahminleme yöntemi, aşağıdan yukarıya tahminleme yöntemi kullanılabilir. Bunların hep birini kullanabileceğiniz gibi hepsini bir arada da kullanabilirsiniz bu arada duruma göre. Data analiz teknikleri giriyor. Data analiz tekniklerinde bir takım alternatifleri analiz etmeniz gerekebilir. Alternatif analizleri yapmanız gerekebilir tahminleme yaparken. Bir takım rezervlere bakmanız gerekebilir. Özellikle risklerde rezerv analizi yapmanız gerekiyor. Karar vermeniz gerekiyor tahminleme yaparken. Sonuçta tahminleme yapıyorsunuz. Burada bir takım voting yani oylama teknikleri kullanmanız gerekiyor. Yine bol bol toplantı yapıyorsunuz. Çıktısına gelince bu sürecin çıktısı olarak artık süreleri tahminlemiş oluyorsunuz. Duration estimate'ler ortaya çıkıyor. Bu şeylerin bir temeli olması gerekiyor. Basis of estimates'e de bunu yazmanız gerekiyor. Neye göre tahminlediniz? Onu bilmeyi, onları üretmeniz gerekiyor. Bir takım proje dokümanları update ediliyor. Bunlar aktivite attribute'leri update edilebilir. Assumption log'ları update edilebilir ve lessons learned register update edilir bunun sonucunda. Bunun detayına gelelim. Şimdi birincisi tahminleme yapılırken en korkulan şeylerden birisi padding yapılması, dolgu yapılması. Padding de şu, şimdi bir tahminleme yapılırken insanlar genelde ekstra maliyet, ekstra zaman ekleme eğiliminde oluyorlar. Var olandan üzerine birazcık kendilerini sağlamak için biraz fazlasını söylüyorlar. Padding tahminleme yapılırken kabul edilebilir bir yöntem değil. Padding'le risklerin yani risklerin şeyinin rezervlerinin tahminlenmesi aynı şey değil. Bunu bilin. Yani padding gördüğünüz şeyde padding eğer görüyorsanız soruda veya yani dolgu görüyorsanız o seçenek yanlıştır muhtemelen. Yanlış seçenektir. Tahminleme yaparken kullanılan teknikler şöyle. Tek nokta tahminlemesi yapılabilir. Gidersiniz bir kişi uzman görüşü alırsınız bir kişiden. O zaman one point estimating yapmış olursunuz. Analog tahminleme yapabilirsiniz. Yukarıdan aşağıya işte birisi bu iş toplam olarak şu kadar zamanda biter. Toplam yukarıdan aşağı tahminleme yaparsınız. Bu da bir takım uzman görüşlerine dayanabilir analog tahminlemeleri. Parametrik tahminleme yapılabilir. Parametrik tahminleme de şu. Siz mesela yol yapıyorsunuz. Yolun işte bir kilometresinin ne kadar zamanda yapıldığını biliyorsunuz. O zaman işte 100 kilometre yapacaksınız. Onun 100 katıdır ortalama olarak. Belli parametreler kullanarak eğer varsa elinizde böyle bilgi böyle tahminlemeler yapabilirsiniz. Bir takım kestirme yollar, heuristik dediğimiz kestirme yollar var. Bunlar geçmiş proje deneyimlerinde kullanarak yapılan tahminlemeler. Daha önce benzer bir iş yapmışsınızdır. O benzer iş bu işe benziyordur. Onunla benzeterek yaptığınız tahminlemedir. Üç nokta tahminlemesi yoğun olarak kullanacağınız yöntem. Bu aslında üç tane tahmine ihtiyacınız var. Bir aktivitenin tahminlemesini yaparken. Birisi bunlar bu üç tahminlerinden birisi kötümser, birisi iyimser. Birisi de kötümser ile iyimser arasında most likely dediğimiz tahminleme olabilir. Yani mesela aktivite A için bir aktiviteniz var. Birinci kişi 5 günde biter diyor. İkinci kişi 7 günde biter diyor. Üçüncü kişi de 9 günde biter diyorsa 5 gün en iyi tahmin, 7 gün most likely tahmin, 9 günde en kötü tahmin oluyor. Burada iki tip dağılım yöntemi var. Birinci yöntem triangular yani üçgenleme dağılım yöntemi. Üçgenleme 3 tahmini de toplayıp 3'e bölüyorsunuz kabaca. Yani bütün tahminlerin etkisi eşit aslında bu şeyde. Bir de beta distribution yöntemi var. Genelde de en çok bu kullanılır. Delphi metodu diye de geçer bazı yerlerde. Burada da pesimistik yani kötümser tahminleme ile optimistik tahminlemenin etkisi aynı. Most likely'yi 4 ile çarpıp toplamı 6'ya bölüyorsunuz. Böylece most likely'ye yakınsamış oluyor tahmininiz.
Bunun standart sapması da pesimistik eksi optimistik bölü 6 şeklinde hesaplanıyor. Bunu da hani sizin kullandığınız bir takım simülasyon yöntemlerinde bu standart sapmaları kullanarak projemizin hani değişik simülasyonlarını yapabiliyorsunuz. Bir de aşağıdan yukarıya tahminleme var. Aslında en doğru tahminleme de bu. Bütün aktivitelerin tek tek aşağıdan tahminlenmesi ve yukarıya doğru toplanarak toplam proje süresinin ortaya çıkarılması. Dediğim gibi bu yöntemlerin birini veya birkaçını veya hepsini bir arada kullanıyor olabilirsiniz. Yani aşağıdan yukarıya tahminlemeyi yaparken üçgenleme, üç nokta tahminlemesi yapıp orada bir beta distribution yaparsınız. Eğer bildiğiniz parametrik bir takım taraflar varsa oralara parametrik yapabilirsiniz. Bazı projenin bazı yerlerini çok iyi biliyorsanız oralara kestirme yolu yani heuristik tahminleme yapabilirsiniz. Geçmiş proje deneyimlerinize şey yaparak. Tek bir uzman buluyorsanız bazı noktalarda orada tek nokta tahminlemesi yapabilirsiniz. Bunların yani biri ya da birkaçına bir arada kullanmanız mümkün. Veri analiz tekniklerimiz var. Veri analiz teknikleri alternatiflerin analiz edilmesi. Dış kaynak ve iç kaynakla mı yapacağım, ben bu işi yapabilirim gibi alternatifleri analiz edebilirsiniz. İşlerinizi yaparken aktivitelerini seçtiniz. Bu aktiviteyi ben nereden, nasıl yapabilirim analiz edilmesi. Bir de rezervlerin analiz edilmesi. Riskler için rezervlerin oluşturulması gerekiyor. Bunun için de bir takım teknikler var. Risk yönetiminde bunu yoğun olarak göreceksiniz. Burada detaylı girmiyorum. Ama risk yönetimi paddingle aynı şey değil, onu söyleyeyim. Risklerin belli bir yüzdesi vardır. Belli bir oluşma ihtimali vardır. Oluşunca size vereceği bir zarar veya eğer fırsatsa size vereceği bir fayda vardır. Aslında bu yüzdeyle oluşan şeyin etkisiyle oluşan bir sizin contingency koymanız, bütçenize koymanız gerekir. Risk analizi de bu ama bunun detayını rezerv analizi riskler tarafında göreceksiniz. Beşinci sürecimiz, beşinci galiba bu, evet beşinciymiş. Develop schedule sürecimiz, dikkat ettiyseniz inputlarımız iyice arttı. Hepsi birbirinin girdisi olarak yığılarak gittiği için artık şeyimizi de tahminledik. Takvimimize zaman çizelgemizi oluşturuyoruz aslında. Zaman şeyimiz diyagramımızı oluşturuyoruz. Takvimimizi oluşturuyoruz. Bunun için girdilerimiz yine takvim yönetim, zaman yönetim planımız, kapsam temel girdilerimiz, proje dokümanları olarak aktivite listeleri, aktivite attribütleri, assumption logları devreye giriyor. Assumptionlarımızın, tahminlerimizin temelleri, basisleri, basis of estimates devreye giriyor input olarak. Tahminlemelerimizin süreleri, tahminlemelerimizi yaptık, o giriyor. Öğrenmiş dersler kayıtlarımız giriyor. Milestone'larımız giriyor. Oluşan proje network diagramımız bu şeyin girdisi. Takımlara yaptığımız assignment'lar, project team assignment'ları, kaynak takvimleri, kaynak gereksinimleri ve risk register'lar buraya giriyor. Bir takım kabullenmeler, agreement'larımız var. Kullanılan tool'lar ve teknikler şunlar. Bir takvim schedule network analizi yapılıyor. Burada bunu yaparken birazdan detayını göreceksiniz. Kritik yol metodu kullanılıyor. Kritik yollar, yol veya yollar ortaya çıkartılması gerekiyor. Resource'ların yani kaynakların optimize edilmesi gerekiyor. Yani kaynaklar sınırsız değil. Bunları optimize etmeniz gerekiyor takvimimizi oluştururken. Bir takım data analiz teknikleri yani what if dediğimiz böyle olsaydı, şöyle olsaydı şeklinde belli koşulları değiştirdiğiniz senaryo analizleri var. Veya simülasyonlar yapabilirsiniz. Biraz önce dediğim gibi burada bir takım Monte Carlo simülasyonları yapabilirsiniz. Eğer 3 nokta yaptıysanız. Lead'ler ve lag'ler devreye giriyor. Lead ve lag'leri belirlemeniz gerekiyor. Network diagramınızı oluşturacaksınız. Bunları belirlemeniz gerekiyor. Bir takım takvim sıkıştırma teknikleri, schedule compression dediğimiz takvim sıkıştırma teknikleri kullanmanız lazım takvimi oluşturmak için. Zaman sıkıştırma, takvim sıkıştırma neyse. Proje yönetim bilgi sistemini kullanıyorsunuz. Eğer Agile yapıyorsanız da Agile'ın disiplinlendiği biraz farklı.
Onda her iterasyonda her bir inkrement ortaya çıkıyor. Onun planına da Agile Release Planning tekniklerini de kullanabilirsiniz. Agile ise şeyiniz. Çıktılarımız ne? Artık zaman temel çizgimiz ortaya çıkıyor. Schedule Baseline dediğimiz zaman temel çizgimiz ortaya çıkıyor. Artık bu temel çizgiyi kullanarak bütün projemizi yöneteceğiz. Mesela bütün sapmaları buna göre yöneteceğiz. Projenin zamanları ortaya çıkıyor. Bunun verileri ortaya çıkıyor. Schedule verileri. Proje takvimleri ortaya çıkıyor. Bunu yaparken bir takım değişiklik önerileri gelebilir. Bir takım yerlere değişiklik önerileri gönderebilirsiniz. İşte skopu değiştirebilirsiniz. Bütçesel bir takım değişiklik önerileri gelebilir. Proje yönetim planına update yapmanız gerekecek. Burada zaman yönetim planının update edilmesi ve cost baseline'ın maliyet temel çizgisini değiştirilmesi gerekebilir. Proje dokümanlarında da activity attribute'leri, assumption log'ları, bazı duration estimate'leri, öğrenilmiş dersler kayıtları ve resource requirement'ları ve risk register'ları update ediliyor. Çıktı olarak buradan update edilebiliyor. Şimdi takviminizi geliştirirken aslında yaptığınız iş proje zamanlama modelini oluşturmak için aktivite sıralarını, sürelerini, aktivitelerin kaynak gereksinimlerini ve zaman kısıtlarını analiz etmesi lazım. Yani aktivitelerinizi bulmuştunuz, ucuca eklediniz, bunları işte kaynaklarınızı yüklediniz, bunların linklerini, linklerini belirlediniz. Bunların analiz edilme süreci. Buradaki temel fayda bir zaman yönetim aracına, Microsoft Project olabilir. Bu bilgilere girmek ve için bilgi ve veri üretmek. Ya da girerken bilgi ve veri üretmektir. Bunu yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Öncelikle onlara bir de onu şey yapalım. Takviminizi geliştirirken bir paydaşların önceliklerine göre çalışmak gerekiyor. Paydaş önceliklerine göre birinci şeyimiz bu. Paydaş önceliklerine göre yapılmayan bir takvim. Hani şey olmaz, gerçekçi bir takvim değildir. Takvimin alternatif yollarını bulmak gerekiyor. Yani tek bir yol değil de birden fazla alternatif olması gerekiyor. Projenin diğer projeler üzerinde etkilerini incelemek gerekiyor. Siz aslında projenizi yaparken tek bir proje, şirket içerisinde diğer projelerle aslında birlikte şey yapıyorsunuz, bir aradasınız. Onlar size, siz de onları etkileyebiliyorsunuz, aynı kaynakları kullanıyorsunuz. Kaynakların beceri düzeyleri ve kaynakların kullanılabilirliğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Siz takvimizi yaparken hani bazı kaynaklar aslında başka projeler tarafından kullanılıyor olabilir. Kaynaklarınız yeterli beceri düzeyine sahip olmayabilir. Eğer ki bunlar kişilerse bunları belki dışarılardan, başka yerlerden temin etmeniz ve o beceri düzeylerini arttırmanız gerekebilir. Takvimde önde gitmeleri, leadleri ve bekleme sürelerini uygulamak gerekiyor takvime. Takvimi sıkıştırmak için bir takım teknikler kullanmak gerekiyor. Bunlar crashing, fast tracking ve re-estimating dediğimiz yöntemler. Birazdan detayına geleceğiz bunların. Proje yönetim planının bileşenlerinin gerekli ayarlamalarının yapılması gerekiyor. Verilerin zamanlama aracına girilmesi ve optimum takvimi belirlemek için hesaplamalar, bu zamanlama aracı üzerinde hesaplamalar yapılması gerekiyor. Bu zamanlama araçlarının yetenekleri çok fazla. Monte Carlo ve diğer teknikleri kullanarak projeyi simüle ederek bir takım hesaplamalar yapabiliyorlar. Projenizin ne zaman en iyi sürede, ne zaman en kötü sürede biteceğini tahminleme yapabiliyorlar. Gerekirse kaynaklarınızı optimize edin diyor. Takvim olayı için takvimi birlikte inşa etmek gerekiyor. Paydaşlarla birlikte inşa etmek gerekiyor. Ve benimsemek, takvimin benimsenmesi için de yönetimin onayını almak ve takvimi onlara anlatmak, toplantılar yapmak gerekiyor. Bunlar takvimimizi başarıya götürecek maddeler. Bu tarz şeyler, yani sorular da gelebilir. Ona şeyiniz olsun. Direkt bu maddeler RITA'dan alınmış maddelerdir.
sorularda da hani karşılaşabilirsiniz. Yani bu takvim başarısız oldu, niye oldu gibi, en şey sebebi nedir, en olası sebebi nedir gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Bu maddelerden biri veya birkaçı önemli şey olabilir, şey seçenekler içerisinde yer alıyor olabilir. Şimdi biraz önce kritik yol demiştik. Kritik yol nedir? Kritik yol aslında siz bir ağaç çizelgesi oluşturdunuz, takviminizi oluşturdunuz. Birazdan aslında detayını göreceksiniz. Şimdi tanımını yapıyorum. Bu size ağaç çizgesi üzerinde en uzun süreye sahip olan yol. Yani projenizin süresi aslında kritik yol. Size ne kadar süreceğini gösteren yol burası. Takvimi sıkılaştırması için bilgi sağlıyor size. Kritik yolu kısaltırsanız projeniz kısalmış oluyor. Projede hangi noktalara odaklanacağınızı ve nerelerde daha fazla risk olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Projenizde bu arada birden fazla kritik yol olabilir. Yani birden fazla aynı süreye sahip olan yol olabilir. O zaman riskiniz de ona göre fazlalaşmış olur. Near critical path dediğimiz yol ise ağaç çizgisi üzerinde kritik yola en yakın süreye sahip olan yol veya yollardır. Bu kritik yola yakın yollar, kritik yol herhangi bir yöntemle kısaltıldığında kritik yola dönüşebilirler, öyle söyleyeyim. Bunlar da aslında risk içerirler. Bolluk ve bolluk kavramları, float veya slack dediğimiz kavramlarla karşılaşacaksınız sınavda. Bunlar hani değişik bolluklar var. Birincisi toplam bolluk. Toplam bolluk bir faaliyetin projeyi geciktirmeden ertelenebileceği süre. Projeyi yani faaliyetin belli bir bolluğu var. Siz projeyi o aktiviteyi o süre içerisinde yapmanız gerekiyor. Aktivitenin süresi 3 mesela, bolluğu vardır 5. Siz o 5 içerisinde o 3'lük aktiviteyi yapabilirsiniz. Süresini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Size serbestlik sağlar. Serbest bolluk, free float dediğimiz kavram. Bir faaliyetin ardıllarının erken başlangıç tarihini geciktirmeden ertelenebileceği süre. Yani bir ardılları var bir faaliyetin. Sizin bu faaliyetinizin onların başlangıcını onları geciktirmeden ne kadar erteleyebilirsiniz? Buna serbest bolluk deniyor. Proje bolluğu, bunu çok sık görmezsiniz. Bunu genelde yönetim kullanır. Bir projenin müşteri veya üst yönetim tarafından istenen proje tamamlama süresini geciktirmeden gecikebileceği süre. Bunu hani daha çok yönetimde kullanılır. Project float'u. Yönetim kullandığı bir şey. Kritik yoldaki faaliyetlerin bolluğu sıfırdır. Onu bilin. Kritik yoldaki faaliyetlerin bolluğu yoktur. Bolluk bir proje değeridir. Kaynak ataması sırasında etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Bu bolluğu siz arttırıp azaltarak, daha az kaynak atayarak bolluğu azaltabilirsiniz. Ve daha az kaynak kullanmış olursunuz. Veya kaynak takvimlerine bakarsınız, bu bolluğu ona göre kullanabilirsiniz. Diğer projelerle kullanacağınız ortak kaynaklar için. Float dediğimiz şeyler var. Float'un formülü de burada. Float dediğimiz late start, early start veya late finish, early finish bir aktivitenin sürelerinin çıkarılmasıyla elde edilen süre. Birazdan bunun da detayını göreceksiniz. Böyle de bir formülümüz var. Şimdi genelde böyle bir kutu kullanılıyor her aktivitenin şeyi yapılırken. AD network diagramı oluştururken aktiviteler böyle kutuların içerisine yazılıyor. Aktivitenin ismini ortaya yazıyorsunuz. Aktivitenin süresini, duration'ını buraya yazıyorsunuz. Mesela A aktivitesi 5'miş süresi, buraya yazmışız. Aktivitenin bolluğu altına yazılıyor. Bunlar da early start, early finish, late start ve late finish değerleri, bunlar da hesaplanarak yazılıyor A diagramı oluşturulurken. Early start ve early finish ileriye doğru geçiş sırasında hesaplanır. Late finish ve late start da geriye doğru dönüş sırasında hesaplanır. Önce bu şekilde bir hesaplama yapılıyor. Daha sonra geriye doğru bir hesaplama daha yapılıp bu kutuların hepsi dolduruluyor. En sonunda bunları yaptıktan sonra da slack'i bulmak için, yani bolluğu bulmak için de ya bu iki değer birbirinden çıkartılıyor ya da şu iki değer birbirinden çıkıyor. Late finish'ten early finish, late start'tan early start çıkartılarak bulunuyor. Mesela aktivite B'nin bolluğunu bulmak için 15'ten 10 çıkmış, 5 kalmış ya da 10'dan 5 çıkmış, 5 kalmış
aktifte C'nin bolluğunu hesaplamak için 15'ten 15 çıkmış, 0 kalmış. Bu aktifte belli ki kritik yol üzerinde. 5'ten 5 çıksa gene 0 kalıyor. Bu zaten birini hesaplamanız yeterli. İkisi, diğerinde de aynı sonucu bulacaksınız. Burada kritik yoldaki faaliyetler bolluğu 0'dır. Biraz önce söylediğimiz gibi. Her aktifteye bir tahmin yapılması gerekiyor ki bu model çalışabilsin. A çizgisi üzerinde koşullu ifadelere yer verilmiyor. Böyle bir koşullu bir ifade yok. Yani bu olursa bu olur gibi bir şeyimiz yok. Bunların hepsi arka arkaya oluyorlar. Önce ileriye doğru hesaplama yapılıyor. Ardından geriye doğru hesaplama yapılıyor. Dediğim gibi önce şuralar hesaplanıyor. Şu ve şu hesaplanıyor. Bunlar early start, early finish'ler hesaplanıyor. Daha sonra late finish, late startlar hesaplanarak geriye doğru geliyor. Esnek zamanlamayla maliyetler kontrol ediliyor. Eğer ki bolluk varsa hani onları kullanarak maliyetlerimiz kontrol ediyor. Oklar hep soldan sağa doğru akıyor. Geriye doğru akmaz oklar. En uzun yoldaki aktif yoldaki kritik aktiviteler kritik yolu belirliyor. Buradaki toplam bunun süresi 17'ymiş. Şu kırmızı olan aktifte kırmızı yol en uzun yolumuzu şey yapıyor. Dikkat ettiyseniz bunların slack'leri yani bollukları 0. Şimdi takvimimizi oluştururken, zaman çizelgemizi oluştururken bir takım sıkılaştırma teknikleri, schedule compression teknikleri kullanılıyor. Bunlar neler? Bunlar da sınavda gelebilir. Bunların daha çok aslında bir de yan etkileri var. Yan etkilerini de sorabilirler size. Birincisi fast tracking dediğimiz paralel çalışma yöntemi. İki tane ardarda gelen aktiviteniz var. Süresini kısaltmak istiyorsunuz. Bunları kısaltmak için ardarda değil de paralel başlatıyorsunuz. B aktivitesi A'dan sonra başlıyorsa A ile B'yi aynı anda başlatıyorsunuz. Kritik gözü bu yönteme fast tracking deniyor. Fast tracking'in şöyle bir şey var. Eğer böyle yaptığınızda arda arda olması gereken iki aktiviteyi aynı anda başlattığınız için veya paralel başlattığınız için risklerimiz artıyor. Bir risk oluşuyor. İkinci yöntemimiz crashing yöntemi. Kaynak ekleme yöntemi deniyor buna da. Kaynak ekleme yöntemi şu, kritik yolumuz var. Kritik yolumuzdaki aktivitelerin bazılarının üzerine ekstra kaynak yüklüyoruz. Mesela ekstra personel yüklüyoruz, ekstra makine yüklüyoruz, ekstra kaynak yükleyerek süreleri kısaltmaya çalışıyoruz. Ama hani şunu da söyleyeyim, crashing yaparken her zaman 2+2=4 olmuyor. Yani bir kişiyle yapılacak işi 5 saatte bitiyorsa 2 kişi eklediğinizde o 2,5 saatte bitmiyor. O iş 4 saatte falan bitiyor ya da 3 saatte bitiyor. Bunun sebebi de aslında hani belli bir koordinasyon süreleri falan devreye giriyor. Bunun yan etkisi de maliyet artıştır. Crashing yöntemini kaynak eklerseniz maliyetleriniz artar. Bunu da böyle bilin. Bu şeyleri yan etkilerini bilerek sorularınızı çözün. Kaynağın reduce scope dediğimiz kapsamın azaltılması tekniği var. Önerilmez. Takvim kısaltmak için bazı aktivitelerin kapsamından atılması aslında çıkarılması. Bazı aktiviteleri yapmamak eğer yapabiliyorsanız. Burada problem şu, bazı aktiviteleri yapmazsanız müşteri memnuniyetinizi etkileyebilirsiniz. Böyle bir memnuniyetsizlik oluşabilir. Bir diğer teknik demeyeyim artık yani bunlar hani önerilmeyen yöntemler. Önerilen yöntemler fast tracking ve crashing'tir. Cut quality dediğimiz kaliteden ödün verme, kaliteyi kesme gibi, azaltma gibi bir şey. Ürününüzün kalitesini azaltırsanız süreyi de otomatikman azaltmış oluyorsunuz. Kapsamdaki işlerin kalitesinden ödün vermek. Bu da bunun da yan etkisi yine müşteri memnuniyetinin azalması olarak karşınıza çıkacaktır. Bunların hani yan etkileriyle çok iyi bilirseniz bunlardan bir ya da iki soru mutlaka sınavda göreceksiniz. Monte Carlo analizi dediğimiz bir analiz var. Demin bahsetmiştik. 3 nokta tahminlemesi yaptık. İşte belli bir standart sapmamız da ortaya çıktı. Pesimistik, optimistik, most likely tahminlemeleri aldık.
Bunlara gerçeklik tahmini oluşturmak için bir takım simülasyon yapma tekniği aslında bu. Bunu tool'lar kullanıyor, simülasyon araçları kullanıyor. MS Project'te böyle bir şey var dediğim kadarıyla. Bunu eğer tahminleme, 3 tahminlemeyi de girdiyseniz buraya, size projenin projenin gerçekçi tahminlemelerini yapabiliyor size. Bir takım değerler verebiliyor Monte Carlo analizleri yaparak. Projenizi kaynaklarla yapıyorsunuz. Kaynaklarınızı optimize etmeniz gerekiyor. Bunun için de bir takım yöntemler kullanılıyor. Mesela şu yöntem kaynak seviyelendirme yöntemi, resource leveling dediğimiz yöntem. Kaynak uygunluk sürelerini ve diğer kaynak kısıtlamalarını kullanıyor. Kaynak kullanımının zirvelerini ve vadelerini düzleştiriyor diyor. Bu ne deme, ne anlama geliyor? Aslında projenize başladınız. Projenizin tesis anında 5 kişi kullanıyorsunuz. 5 kaynak kullanıyorsunuz. Birinci anında, T1 anında 15 kaynak kullanıyorsunuz. T2 anında 10 kaynak kullanıyorsunuz. Böyle bir yükselme ve daha sonra T3 anında bu sefer yine 15 kaynak kullanıyorsunuz. Sürekli olarak bir resource, yani kaynak ihtiyacınızda değişim var. Bunları seviyelemeniz gerekiyor ki sağlıklı bir proje yönetebilirsiniz. En iyisi yani projenizi 7 kişiyle başlayıp 8-9 yapıp 10 kişide zirve yapıp o şeyde daha sonra şeyinizi azaltmanız, kaynaklarınız belli seviyelerde resource leveling yapmanız. Bu tekniği kullanarak da kaynaklarınızı seviyelendiriyorsunuz. Bir de kaynak yumuşatma tekniği dediğimiz resource smoothing tekniği var. Bu da kaynakların yalnızca kaynaklara bakıyor, aktivitelere de bakıyor bu teknik. Aktivitelerde float sınırları var. Bu float sınırlarını kullanarak o bolluk sınırları içerisinde kaynağı azaltıyor. Yani o aktivitelerin kaynağını azaltıyor ve böylece daha az kaynak kullanmış oluyorsunuz. Siz daha smooth bir şekilde projenizi yönetmiş oluyorsunuz. Bu kavramları da bilmeniz, soruları anlamanız açısından, özellikle kaynak sorusu mutlaka gelir, anlamanız açısından faydalıdır. Şimdi bir örneğim var. Uzun bir örnek. Biraz önceki kısa örneğin aslında birazcık daha uzamış hali. Bu sefer hani birden fazla taskımız var. Bir öncekinde 4 taskımız vardı. Bu sefer 10 tane taskımız var. A taskımız başlangıç taskı. Start taskı. İlk A taskından başlıyoruz. J taskıyla da bitiriyoruz projemizi. Ve bunların süreleri var. A 5'miş, B 8'miş, C 3'müş. Bunların öncülü ve ardırları var. B A'dan sonra başlıyormuş. C B'den sonra başlıyormuş. D de A'dan sonra başlıyormuş. E taskı C'den sonra başlıyormuş. F taskı da C'den sonra başlıyormuş. Bu şekilde ardıl ve öncülü ilişkisi var. Bu problemi çözmeniz gerekiyor. Size şunu söyleyeyim, ben sadece bunun size bir fikir vermesi açısından söylüyorum. Yoksa sınavda bu kadar uzun bir soru gelmez. Kısa sorular gelir veya zaten değerleri verir, yorumlamanızı ister. Şimdi biraz önce bahsettiğim teknik yöntem nasıl çalışıyor? Birincisi yine şu şekilde bir kutumuz var. Her aktivitemizi bu şekilde bir kutunun içerisine yerleştiriyoruz. Aktivitemizin ismini ortaya yazıyoruz. Aktivitemizin süresini hemen isminin üstüne yazıyoruz. Diğer yerlerimiz boş. Early start, early finish, late start ve late finish kutularımız boş. Slack henüz hesaplanmamış durumda. Bunları hesaplayacağız birazdan. Şimdi bu tablomuza göre öncelikle aktivitelerimizi sıralıyoruz. A'yı koyduk ilk start olduğu için. Ardından B ve C, B ve D başladı. B'yi, D'yi koyduk. Ardından C aktivitesi B'den sonra başlıyormuş. Şurada B'den sonra başlıyormuş. Onu koyduk. F ve E C'den sonra başlıyormuş. Onları koyduk. Bu şekilde sıralıyoruz ve birbirlerine bağlıyoruz aktivitelerimizi. Network diagramımızı, A diagramımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Süreleriyle birlikte ve isimleriyle birlikte oluşturuyoruz. Bunu oluşturduktan sonra aslında bir fikir, nasıl bir proje tasarısı, bir diyagram oluşmaya başladı. Şimdi sürelerini bulmaya başlayacağız. Buradaki bollukları bulmaya çalışacağız. Birincisi yapacağımız yöntem forward pass dediğimiz ileriye doğru geçiş yöntemi. İleriye doğru geçiş yöntemi de yukarıdaki early start ve early finishleri doldurmaya başlıyoruz.
Buraya sıfır yazanlar da var, bir yazanlar da var. Bu örnekte sıfırla başlamış. İlk aktifte sıfırıncı anda başlar mantığıyla başlamış. İkisi de doğrudur. Sıfır, biri görünce şaşırmayın. Yani projenin başlangıç anı sıfır kabul edenler de var. Bir kabul edenler de var ama bu yöntem daha kolay. Sıfır yazmanızı yani şey yaparım, ben tercih bu yöntemi sıfır yazmayı tercih ediyorum. Sıfır yazıyorsunuz anın ilk aktifte olduğu için. Süresi 5'miş. Early startına 0 yazdınız. Süresi 5'miş. Early finishiniz ne de 0'la 5'i topladınız. 5 dediniz. Daha sonra D, B ve C aktiviteleri başlıyor. B ve C aktivitelerinin early startlarını A'nın early finishini yazıyorsunuz. Buralara 5 yazıyorsunuz. Daha sonra B'nin duration'ını ekliyorsunuz. 5'te 8'i toplayıp 13 buraya yazıyorsunuz. Early finish'e. D'de de 5'te 4'ü başlıyor. Toplayıp 9'u buraya yazıyorsunuz. Daha sonra D burada biraz beklemesi gerekiyor. Onu söyleyeyim. Yani şöyle aktiviteleri sıraladığınızda sırasıyla gitmeniz gerekiyor şuradaki şeyleri. Yani önce bu, sonra burası, sonra burası, sonra burası, sonra bunlar, sonra bu, sonra bu şeklinde hesaplamanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Yani bu eğer şey yaparsanız D'den hemen D'nin üzerine 9'u bu getirip buraya yazarsanız yanlış olur. Bunu yazmayın. Çünkü bunları hesaplamanız, burada oluşan en büyük sayıyı yazmanız gerekiyor. Yani şurada oluşan en büyük sayıyı buna yazmanız gerekiyor. Ki bunun G'nin başlangıç en erken başlangıç süresi doğru olsun. Daha sonra C'yi yazıyorsunuz. C'yi bunu burada bıraktınız. D'yi. B'den C'ye geçtiniz. Buraya 13 yazdınız. Şunu 13'ü buraya yazdınız. 3 ile topladınız. 16 yazdınız. Daha sonra 16'yı E ve F'ye yazdınız. E ile F'nin early startına yazdınız. Bunu 7 ile topladınız. 23 oldu. Bunu da 5 ile topladınız. 21 oldu. Şimdi iki tane aynı seviyede task activity'miz var. Bunların E'nin süresi burada bakarsanız şurada D'nin mi E'nin mi yazmamız lazım. D'ninki daha büyük olduğu için bunu yazıyoruz buraya. Burada da bunu da yani aynı anda yapabilirim. F'de de burada direkt 23'ü buraya taşıyoruz. Çünkü başka aktivite yok. H'yi topladınız 31 oldu. 23 ile 8'i topladınız 31 oldu. Early finish'i. Burada G'yi şey yaparken G'de 21 ile 6'yı topladınız 27 oldu. I'ya geçtiniz I var bu seviyede. I'da 27 ile 6'yı topladınız 33. Daha sonra da baktınız hangisi büyük şunlardan I mı büyük H mi büyük. I büyük olduğu için I J'nin early startına geldi. 5 ile toplandı 38 oldu. Forward pass'imiz bitti. İleriye doğru geçişimiz bitti. Geriye doğru geçişimizde benzer bir yöntemle yapılıyor. Gene geldiniz. Bu sefer backward pass dediğimiz şu geriye doğru geçişi yapacaksınız. Bu sefer buradan başlıyorsunuz. Bunun early finish'ini buraya, bunun late finish'ini yazıyorsunuz. Daha sonra bunu yazdıktan sonra 5'i çıkarttınız buradan. Buraya yazdınız. Daha sonra baktınız. Bu aktivite var sırada. I aktivitesi var. I aktivitesinin late finish'ine bunu yazdınız. Çıkarttınız. Buraya yazdınız şeyi duration'ı, uzunluğunu. Daha sonra bu şekilde geriye doğru gitmeye başladınız. Burada şurada gene buna da 33 yazdınız. H'ye. H'nin şeyi buna da gitti 33. Bu 8 çıktı. 25 kaldı. Bu G'de de 27'yi buraya yazmıştınız. 6 çıkarttınız. 21 kaldı. Bu şekilde geriye doğru bu sefer hesapladınız. Dediğim gibi seviye seviye hesaplamanız önce bunu, sonra bu seviyeyi, sonra bu şeyi kolonu, sonra bu kolonu, sonra bu kolonu, sonra bu kolonu hesapladınız ve backward pass'iniz de bitirmiş oldunuz. Dediğim gibi sırayla yapmanız gerekiyor. Her bir kolonu sırayla yapmalısınız bunun için. En son da bollukları hesaplamanız gerekiyor. Bolluk dediğimizde iki tip yöntemle şey yapılıyor. Ya late starttan early start ya bundan bu çıkartılıyor. Şu iki değer birbirinden çıkartılıyor. Ya da bu iki değer birbirinden çıkartılıyor. 38'den 38 çıkmış 0 kalmış. 33'den 33 de çıktı 0 kalırdı. 33'den 31 çıkmış 2 kalmış. Burada sıra gözetmenize gerek yok. Rastgele de hesaplayabilirsiniz. Yani önce bunu sonra bunu sonra bunu hesaplamanızın bir sakıncası yok. Hepsini hesapladınız. Bak bazılarına dikkat ettiyseniz bazılarının bollukları, slackleri sıfır. Bununki sıfır, bununki sıfır, bununki ikiymiş. Bunun bolluğu var. Bu aktivitenin, H bu aktivitesinin biraz bolluğu var demek bu.
Bununki sıfır, bununki sıfır. Burada A çizelgesinde üzerinde en uzun yol kritik yol. Bolluğu sıfır olan yol kritik yol. Kritik yolu bu şekilde buluyorsunuz. Bakın bolluklarına bakın. A, B, C, E, G, I ve J yolunu bolluğu sıfır olduğu için bu yol kritik yol oluyor ve bu yol en uzun yol oluyor. Dolayısıyla projemizin bitme zamanı da 38 olarak ortaya çıkmış oluyor. Bu örneğimiz de böyle. Bu da dursun. Hani arada bakarsınız buna. Kitaplarda bunun farklı çözümlerini, farklı daha başka örneklerini bulabilirsiniz. Rita'da veya değişik kitaplarda bulabilirsiniz. Yani dediğim gibi şu 1'e 0'a takılmayın. 1'den de başlayabilir ama ben 0'dan başlamayı tercih ediyorum. Bu daha kolayıma gidiyor. İkisi de aynı sonucu verecektir. Kritik yolunuz bu şekilde ortaya çıktı. Bolluklarınız ortaya çıktı. Nerelerde esneyebileceğiniz ortaya çıktı. Nereleri crash edebileceğiniz, nerelere kaynak yüklemeniz gerektiği ortaya çıktı. Aslında hani kritik yolu bildiğinizde artık bu takvimi sıkıştırabilirsiniz. Son sürecimizde artık takviminizi yaptınız, bitirdiniz. Takvim temel çizginizi de, zaman temel çizginizi de çektiniz. Bunu kontrol etmeniz lazım. Control schedule dediğimiz kontrol sürecine giriyorsunuz. Projeniz başladı, artık kontrol ediyorsunuz. Takviminiz, projenizde zaman açısından işler yolunda gidiyor mu? Kontrolü bu. Proje bunun bu sürecin şeyleri proje yönetim planı. Zaman yönetim planı giriyor buraya. Zaman baseline, schedule baseline artık edildi. Zaman temel çizgisi çekildi. Zaman baseline burada. Kapsam baseline yine bunun girdisi. Bu sürede bu kapsamı yapıyorsunuz çünkü. Bir de performance measurement baseline dediğimiz zaman ölçüm, performans ölçüm temel çizgisinin de burada olması gerekiyor girdi olarak. Dokümanlarımız, öğrenilmiş dersler kayıtları, proje takvimleri, proje zamanları, resource takvimleri, kaynak takvimleri ve kaynak bilgi, zaman bilgilerinin buraya girmesi gerekiyor. Zaman work performance datanın, zaman performans verilerinin ve organizasyon proses asetlerine girmesi gerekiyor bu sürece. Kullanılan teknikler neler? Kazanılmış değer analizi teknikleri, bunu maliyet analizlerinde göreceksiniz. Kazanılmış değer analizi teknikleri kullanılacak takviminizde yönetirken. Özellikle takvim sapmanıza ve zaman performans endeksinizi bilmeniz gerekiyor. Zaman performans endeksinde de bilmeniz gereken şey, bütün endekslerde eğer ki birden büyükse iyidir, birden küçükse kötüdür, işler kötüye gidiyordur. Eğer ki Agile kullanıyorsanız iterasyon burn down chartları kullanabilirsiniz burada. Agile bir süreç içerisinde iş yapıyorsanız burn down chartlar kullanabilirsiniz. Performans review'ları yapmanız gerekiyor kontrol etmeniz için. Bir takım trendleri takip etmeniz, trendlerin nasıl gittiğini görmeniz gerekiyor. Trend analizleri yapıyorsunuz. Varyans analizleri yapıyorsunuz. Ne kadar varyans oluşuyor, plandan ne kadar sapma var. Bir takım what if senaryo analizleri yapmanız gerekiyor. Değişik senaryolara koşmanız gerekiyor. Kritik PET metodu kullanılıyor. Biraz önce bahsetmiştim. Kritik yolu bulmanız, kritik yollarınız değişebilir bu arada. Kritik yollarınızı şey yapmanız, bulmanız, bu yöntemi şey, sürekli kritik yolları yola hesaplamanız gerekiyor. Proje yönetim bilgi sistemini kullanıyorsunuz. Resource'ları hep optimize ediyorsunuz. Lead'leri ve lag'leri kullanıyorsunuz. Önde başlama, bekleme sürelerini kullanıyorsunuz ve bir takım takvim sıkıştırma teknikleri, zaman sıkıştırma tekniklerini kullanıyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim fast tracking ve şey gibi crashing gibi teknikleri kullanıyorsunuz. Çıktılar ne? Work performance bilgileri çıkıyor. Bunlar raporlanıyor. Schedule forecast dediğimiz geleceğe yönelik tahminlemeler, projenin ne zaman biteceğine dair tahminlemeler ortaya çıkıyor. Bir takım change requestler ortaya çıkabilir. Değişiklik önerileri ortaya atılabilir. Çünkü sapmalar olabilir. Bir takım şeyleri değiştirmeniz gerekebilir. Update etmeniz gerekebilir. Onu da değişiklik önerileriyle yaparsınız. Plana dayalı bir şey kullanıyorsanız. Proje yönetim planını update etmeniz gerekebilir. Bunun için
zaman yönetim planını, zaman bezde şeyini, temel çizginizi, maliyet temel çizginizi ve performans ölçüm temel çizginizi update etmeniz, değiştirmeniz gerekebilir. Proje dokümanları update edilebilir. Şimdi bunun detayına girelim. Proje takvimini yönetmek nedir? Proje takvimi aktivitelerinin durumunu izlemek, proje ilerleme durumunu gözlemlemek ve takvimin temel çizgisindeki değişiklikleri, sapmaları yönetme süreci bu temel olarak. Amaç ne? Plandan sapmaları tanımak, gerekirse de düzeltici önlemleri alarak proje risklerini en aza indirmektir. Zaman yönetimi, proje entegrasyon yönetiminden sonra sınavın en önemli süreci. Bu sınav için kritik tanımlar aralarındaki farkları bilmeniz gerekiyor. Biraz önce yaptığım şeyler, onların üzerinden birkaç defa geçin. Kitaplarda o tanımlara dikkatli bakın. Bazen isimler birbirine yakın. Resource leveling ve smoothing gibi birbirine karışabiliyor. Onları bilmenizde fayda var. Türkçe sizi şaşırtabilir. İngilizce çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü İngilizce kavramlar daha şey olabiliyor. Ama Türkçe'de çalışabilirsiniz. Sakın şey değil. Türkçe kitaplarda var. Bu süreçteki bütün işlemler sıralıdır. Arka arkaya gelir. Önce Plan Schedule Management, ardından Define Activities, Sequence Activities, Estimate Activity Durations, Develop Schedule ve Control Schedule yapılır. Bir de yinelemelidir. Bunlar birbirlerini geriye doğru beslerler. Şu şekilde beslene giderler. Yinelene yani döngüsel olarak oluşur. Bir anda oluşmaz. Tek geçişte oluşmaz yani. Birbirlerini sürekli geriye doğru besler bunlar, bu aktiviteler. Biraz da Agile'den bahsedeyim size. Şimdi Agile süreçler PMI'nin şeyine PMBOK 6 ile girdi. PMBOK 5'te yoktu. PMBOK 5'e kadar hep PMI plana dayalı olmayı savundu. Daha sonra adaptif dediğimiz aslında şeye, değişikliklere cevap vermeye dayalı şeyde süreci de bünyesini aldı. Hatta ikisini hibrit kullanan projelerde olduğunu sonucuna vardı. PMI de şöyle çalışır. Aslında PMI bir best practice'ler bir şeydir. Bir sürü projeyi inceler ve bu projelerin önemli şeylerini aslında faydalı yönlerini birleştirir ve onları best practice olarak bir şey altında aslında framework altında toplar. Agile de aslında Agile süreçler uzun süre yani şeylerle plan driven'la change driven süreçler uzun süre birbirleriyle yarıştılar, savaştılar. Ama aslında bu savaş anlamsız bir savaştı. En sonunda barıştılar. Artık birbirlerini hem plana dayadı hem değişikliğe dayalı veya tamamen plana dayalı veya tamamen değişikliğe dayalı süreçler olarak hepsi kabul gördü. Bunun için bir Agile Manifesto var. Agile Manifesto şunu diyor. Bunlar bu Agile süreci savunan kişiler 2002 yılında sanırım bir araya geliyorlar bir otelde ve bu Agile ile bildiklerini paylaşıyorlar ve bir manifesto yayınlıyorlar. Manifesto diyor ki biz diyor değişikliğe cevap vermeyi bir plana bağlı kalmanın üzerinde tutuyoruz diyor. Ama şunu da söylüyor. Aslında hani biz responding change or following a plan diyor ama aslında sağ taraftakine de önem veriyoruz ama sol taraftaki değere yani değişikliğe cevap vermeye daha çok önem veriyoruz diyorlar. Bunu yaparken de belli şeyler aslında belli şeyleri var, dayandıkları noktalar var. Planlamayı proje başında yapmaya çalışmayın diyor Ecaciler, çevik süreci savunanlar. Fazla planlamayı aslında bir israf olarak görüyorlar. Analysis paralysis diye bir kavram var Ecaciler'de. Eğer siz fazla analiz yapar, fazla planlama yaparsanız aslında siz paralize olursunuz. Bir yere ilerleyemezsiniz. Fazla zaman kaybedersiniz. Kaynaklarınızı boşa kullanmış olursunuz diyorlar.
Böylece upfront planning, yani önceden planlamada aşırıya kaçırmadığı sürece faydalıdır diyorlar. Yani bir plan yapın ama aşırıya kaçmayın diyor. Planlama süreçlerinde sonuna kadar açık tutun diyor. Bu da last responsible moment dedikleri bir şey var. Her an değişikliğe hani cevap verecekmiş gibi planınız esnek olsun diyor. Plana uymaktan çok değişime uyum sağlamaya ve yeniden planlamaya odaklanın diyorlar. Önceden planlama, yani upfront planning ve tam zamanda planlama, just in planning, just in time planning arasında bir denge kurmak gerekiyor. Yani ne o ne o aslında. Hani ikisinin arasında bir şey. İyi proje yöneticileri, iyi agile şeyini manifestoya ya da agile mindset'e iyi kavramış proje yöneticileri bunu iyi yapıyorlar. Daha küçük ve daha sık sürümleri tercih edin diyorlar. Yani büyük bir proje alıp bütün olarak planlamaktansa biraz önce hani geçti rolling wave dediğimiz yaklaşan dalga, projeyi parçalara bölüp belli iterasyonlara bölüp o her bir iterasyonu kendi içinde değerlendirip kendi içinde planlayıp release edebilirsiniz. Böylece de şey sürenizi de kısaltmış olursunuz. Sürenizi de kısaltmış olursunuz. Hızlı öğrenmeyi planlayın. Gerekirse projenin gerektiğinde rotasını değiştirmek için çalışın diyorlar. Bunlar ben bir kitaptan çevirdim. Hani birazcık şeyleri o yüzden İngilizce Türkçe bir arada kullandım. Hani kavramları çok şey yapmayasınız diye. Normal aslında bir Agile kitabı da okumanız faydalı olacaktır sınavda. Sınavın %50'si çünkü yaklaşık Agile kavramlardan oluşuyor. Burada aslında Agile'in yaptığı şey seviye seviye planlama, multi-level planlama, birden fazla seviye ile planlama yapacak. En üst seviyede portföy planlama var. Hangi ürünlerin üzerinde çalışacağını, hangi sırada çalışacağını belirlemek ve portföy planlaması yapılıyor. Bu biraz hani portföy yöneticilerinin, Agile portföy yöneticilerinin yaptığı bir planlama. Hangisini öne alacağını, hangisini şey alacağını planlıyor. Üst düzey gereksinimler ortaya çıkıyor. Ürün planlaması, product planning dedi, potansiyel ürünün esaslarına belirliyor ve bu ürünü oluşturması için kaba bir plan oluşturuluyor. Burada ürünün vizyonu yazılıyor. Ürünün üst düzey ürün iş listesiyle yani ortaya çıkıyor. Backlog ortaya çıkıyor. Bir de ürüne bir yol haritası ortaya çıkıyor ama bu çok detaylı değil. Bu yani oluşan gereksinimler kaba gereksinimler ve ürünün yol haritası ortaya çıkıyor. Release planlamasında ürüne başlıyorsunuz. Siz sürümleri belirliyorsunuz, iterasyonları belirliyorsunuz. Bunun için kapsam, tarih ve bütçe hesaplamaları yapılıyor. Yani belli ürünün belli parçaları release'in içerisine alınıp belli özellikler, feature'lar o release'lerin içerisine alınıp ürün yol haritasına bakılarak planlamalar yapılıyor. Bunun bütçesi ve tarihi belirleniyor. Ve her bir sürüm için sprint sayısı belirleniyor. Ürünün önemli kilometre taşları belirleniyor. Most viable product'ın ne zaman çıkacağı, sürümün hedefinin ne olduğu ortaya çıkartılıyor. Release'ler planlanıyor. Sprintler ise release'lerin içerisinde birden fazla olabilir. Her bir release birden fazla sprint'ten oluşabilir. Sprint iş listesi oluşturuluyor. Görev seviyesinde yani task seviyesinde sprint iş listesi oluşturuluyor. Sprintinizin süresi 15 gün ve 1 hafta ile 1 ay arasında olabilir. 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta, 1 ay olabilir. 1 aydan fazlası önerilmiyor. Bir sprinte belli bir sayıda iş alınıyor. Product backlog'dan sprint backlog iş alınıyor. Task seviyesinde kırılıyor developerlar tarafından ve geliştirilmesi yapılıyor. Ve sprint sonunda da bir artım, bir increment ortaya çıkıyor. Bir de Agile'de günlük planlamalar var. Günlük planlamalarda development ekibi, yani geliştirme ekibi her gün stand-up toplantı, daily stand-up dediğimiz, daily scrum dediğimiz toplantıda bir araya gelerek dün ne yaptım, bugün ne yapacağım, önümdeki engeller ne gibi problemlerle karşılaştım gibi günlük zamanlarını yaptım, bir planlama yapıyorlar. Dediğimiz, gördüğünüz gibi planlama sayısı aslında bayağı fazla Agile'de de. Agile'de planlama yok değil. Toplantı sayısı da bayağı fazla. Ama şey olarak hani
İşin mantığı daha küçük işleri sürekli önceliklendirmek, sürüm süresini kısa tutup belli bir yere fokuslanarak, belli bir alana fokuslanarak belli bir artım çıkarma, kullanılabilir bir ürün çıkarma üzerine kurulu bir sistemi var. Sürekli döngüsel, iteratif, incremental giden bir yöntem. Şimdi şeyler nasıl yapılıyor? Aslında nasıl tutuluyor? İşler nasıl planlanıyor? Bu skopun belirlenmesi işi aslında. Her bir portfolyo backlog dediğimiz portföylerin gereksinimlerinin olduğu bir portföy backlogumuz var. Burada her bir product'ın A, B, C büyüklükleri ve önem sıraları sıralı. En yukarıdaki en önemli, en alttaki en önemsiz diye düşünebilirsiniz. Yukarıdan birini alıyorum, başlıyorum. Product A başlıyor. O zaman Product B artık portföy backlogunda en önemli ürün haline geliyor. Her bir product backlogumun içerisinde de özellikler, feature dediğim özellikler var. Product A, feature A, B, C ve D'den oluşuyor. Bunlar da önem sırasına göre sıralılar. Önce feature A'yı yapıyorum. Sonra feature B'yi, sonra feature C'yi yapıyorum diye düşünebilirsiniz. Bir ürün planlanırken bunu bir ürün sprinti alınırken, başlanırken, yapılırken feature A alınıyor. Feature A decompose ediliyor. Task'lara kırılıyor. Ve o task'lar sprint içerisinde yapılıp planlanıp feature A tam bir increment, bir artım ortaya çıkılıyor ve o artım release ediliyor. Ardından feature B geliyor. İsterse buradaki işlerde product owner tarafından sürekli olarak sıralanıyor, sürekli olarak detaylandırılıyor. Üstteki işlerin çözünürlüğü daha yüksek, daha detaylılar. Alttaki product backlog'un altındaki işler, dibindeki işler ise daha detaysız, daha kaba olarak tutuluyorlar. Ve A'yı yapınca B artık detaylandırılmaya başlanıyor. B sprint backlog'a girince C gidiyor. Buradaki işleri önemli olan hani bir iki ya da üç seviyede tutarsanız birinci seviyedeki işler en detaylılar, ikinci seviyedeki işler biraz daha az detaylılar, üçüncü seviyedeki işler daha detaylandırılmamış işler olarak görebilirsiniz. Değişik tutma, büyüklük tutma şeyleri var. Product seviyesinde, product backlog seviyesinde t-shirt size dediğimiz büyük İşte tişörtler dolar olduğu gibi small, medium, large, x large gibi size'lar kullanılıyor. Burada amaç saat gibi kavramları kullanmamak, amaç göreceli olarak bunların birbiriyle olan büyüklüklerini ölçebilmek. İki small yaklaşık bir medium, iki medium bir large, iki large bir x large ediyor diye düşünebilirsiniz. Feature'larda product backlog'da ise story point'ler kullanılıyor. Story point'lerde aslında Fibonacci sayıları yine bu 1, 2, 3, 5, 8, 13 gibi giden Fibonacci dizisi kullanılır. Oradaki amaç aslında görece olarak işleri birbirinden ayırmak, şeye bayaslanmamak aslında. Normal takvim süresine bayaslanmamak için kullanılıyor. Ama task seviyesine geldiğimizde task seviyesinde gerçekten saat bazında yani sprintin içerisine aldığımızda feature A'yı aldık, sprint'e ekledik. Artık geliştirmeye başladığımızda ise zaman seviyesinde, saat seviyesinde bunları tahminleme yapıyoruz. UI'ni 5 saatte, işte otomatik testlerini 8 saatte yaparım, database'ini 6 saatte geliştiririm gibi burada bir gerçekten saat bazında planlama yapılıyor. Gittikçe detaylandırılarak yapılan bir planlama. Bu sonuncusuydu. Teşekkür ediyorum. İsterseniz soruları da alabilirim. Süremiz ne alemdeyiz? Yaklaşık 1,5 saat geçti. Evet. Dediğim gibi aslında 1-1,5 saatte bitiririm diyordum. Bitirebilirim. Evet. Şimdi arkadaşlar, ben hemen ekran paylaşımı yapayım. Ben bırakmam gerekiyor mu? Tamam, benim zaten otomatik. Yok, hayır. Şu anda zaten ekran paylaşımında herhalde görüyorsunuzdur.
Evet, görüyorum ama çok küçük Yok, görüyorum. büyüteceğim. Birazdan büyüteceğim hocam. Şimdi üç tane sorumuz var. Arkadaşların sormuş olduğu, okuyabiliyorsanız eğer, baseline, temel çizgiden kastımız nedir acaba? Time baseline dediğimiz şey oluşturduğumuz süre planlaması mıdır? Yoksa proje başladıktan sonra proje takvimindeki herhangi bir T anı mıdır? Scope baseline, maliyet baseline içinde aynı şey mi geçerli acaba? Şimdi baseline dediğimiz şey şu. Şimdi siz bir planlama yapıyorsunuz. Planlamanızı sürekli detaylandırıyorsunuz ama planlamanızı artık bir yerde bitirmeniz gerekiyor. Bir yerde bitiyor planlamanız. Hani ve siz o artık planlama uygulamaya başlayacaksınız. Planlamanın bittiği andaki aslında takviminiz, zaman baseline'den kastımız. Scope baseline'den kastımız da planlamanız bitti. Oradaki oluşan gereksinimleriniz diye düşünebilirsiniz. Maliyet baseline'ınızda da planlamanızı bitirdiniz. Cost planning yaptınız. Belli bir maliyet çıktı. Her bir şeyinizin, task'ınızın belli bir maliyet çıktı. Onları topladınız. O baseline'ınız. Bu baseline'ları siz aslında şeyde kullanacaksınız. Projenizi kontrol ederken, kazanılmış değer analizi yaparken kullanacaksınız. Projenin bu anında ben bu kadar iş yapmam gerekiyordu ama bu kadar yapmışım, bu kadar kazanım elde etmişim. Veya projenin bu kadar bu anda işte şu bu zamana kadar şu kadar iş yapmam gerekirdi. Bu kadar iş yapmışım deyip hem zaman sapmasını hem de maliyet sapmasını hesaplamanıza yarıyor bu baseline'ler. Yani hocam bu şey için zamanlama için yaptığım baseline'i ben süre planlamamı yaptım, bitirdim. Evet. Benim işte şu kadar sürede bitmesi gerekiyor projemin. Dediğim şey benim baseline'im oluyor. O earn value analizinde kullandığım Evet. planlanan süre, Evet. planlanan maliyet işte gibi şeyler benim. Bu aslında bu İlk yönetimde yaptığım şey oluyor yani plan ilk maliyet planlamam ilk plan yani değişikliklerden önceki ilk oluşturduğum bütçe ve ilk süre proje süresi oluyor değil mi? şöyle bunu siz bir onay sürecine şey yapıyorsunuz. Üst yönetimin onayını alıyorsunuz bu baseline'ları oluşturduktan sonra. Üst yönetim onay veriyor. Üst yönetim onay verdikten sonra veya müşteriniz onay verdikten sonra bu baseline çekiliyor. Artık baseline'daki değişiklik aslında değişiklik yönetimine tabi. Yani baseline'ınızdan sapmalar değişiklik yönetimine tabi. Yani bir Anladım. Proje baseline başladı. değişebilir ama baseline değişti. Baseline'ın değişmemesi demek belli mekanizmaların devreye girmesi gerekiyor. Bunları değiştirebilmeniz için. Yani benim o zaman proje yaşam döngüsünün planlama sürecinin bitişinde elde ettiğim bütçe, süre ve kapsam benim baseline'im oluyor. Uygulama sürecinde ve izleme sürecinde ortaya çıkan change order'lar ve değişiklikler o baseline'ın değişmesiyle change request'lerle oluyor. Abi, tabii ki change request yapmanız change request'lerle bunların değişmesi gerekiyor. Yani onda aslında performans measurement baseline vardı ya aslında oradan görüyorsunuz. Performans ölçümlerinizi sürekli yapıyorsunuz. Sürekli zaten kontrol süreci demek sürekli performans ölçümü yapmak onunla ilgili şeyleri sapmaları yönetmek anlamına geliyor ondan sonra. Ama bu baseline dediğimiz şey dediğim gibi kickoff yapmadan önce siz bunu şeylerinizin projenize başlamadan önce bu planlarınızın bir şeyini almanız gerekiyor. Onayını almanız gerekiyor. Planlarınızın onayını aldığınız zaman da artık projenize başlayabiliyorsunuz ve bu baseline'ları kullanarak kendinizi projenizin sağlığını yönetiyorsunuz. Anladım hocam. Sıradaki soru yine Fast Tracking'i Critical Path'teki birbirine bağlanmış aktivitelerde nasıl yapabiliriz? FS şeklinde bağlıysa yapamayız değil mi? FF veya SS ile yapabilir miyiz? Yani FS'de de Yapabiliriz. yaparsınız. Yani mesela ABC diye 3 tane aktivite gidiyor. Bunlar kritik yoldalar. Bir arka arkayalar. A'dan sonra B başlıyor, B'den sonra C başlıyor. B ile C'yi aynı anda başlatıyorsunuz. Aslında ikisini de Nasıl A'dan fark sonra ediyoruz hocam? başlatıyorsunuz. Ben sordum da yine hani normalde hani ardın ve öncül şeklinde hani finish the start olarak hani bağlıysa hani B bitmeden C'yi nasıl başlatabilirim? Ardılda C'nin Eğer yani ilişki öncülü mandatory B'si. değilse, ilişkiler mandatory değilse, hani ilişki türlerini şey yapmıştık ya, mandatory veya isteğe bağlı ilişkiler diye. İlişkiler mandatory değilse, yani zorunlu bir şekilde A bitecek, ondan sonra B başlayacak gibi bir koşul yoksa yapabilirsiniz.
Ama dediğim gibi bunu yapmanızın hani o değişik leadleri, legleri de kullanabilirsiniz. Yani leadleri de kullanabilirsiniz lead sürelerine. Değişik bağlama teknikleri de kullanabilirsiniz. Ama bunları yapmanız her zaman için bir risk oluşturuyor projeniz içinde. Yani ABC diye gidecek bir kritik yolu siz A sonra B ve C başlasın A'dan sonra diyorsanız orada bir risk oluşuyor. Çünkü muhtemelen B'nin çıktısı C'yi besliyor orada. O çıktıları hem yani şey yaparken proje sürerken hani bir C'yi beslemeniz gerekiyor. B ürettiği anda C'yi beslemeniz gerekiyor. Çok iyi bir koordinasyon gerekiyor. Artı hani her zaman da yapamayabilirsiniz. Mandatory ise yapamazsınız tabii ki. Yani. Evet. Üçüncü sorumuz arkadaşlarımızın gönderdiği boşluk hesaplamayı bir daha anlatabilir misiniz? Bolluk hesaplama aslında boşluk değil. Bolluk yanlış yazmış. Bolluk hesaplama dedim ya yukarıdaki early start ve early finish ya da late start, late finish'in birbirinden çıkartılmasıyla yapılıyor. Aslında bolluk şu, birden fazla yolunuz var şey üzerinde, A diyagramınız üzerinde. Birinci yolunuz, ikinci yolunuzdan biraz daha uzunsa ikinci yolunuz üzerinde kesin bir bolluk vardır. Öyle diyeyim. Yani kritik yoldan, küçük yolların her zaman için içinde bir bolluk süreleri oluyor. Onun ama şeyi de şu, o aktivite kendisine tanınan bolluk içerisinde hareket edebiliyor. İleri ya da geri gidebiliyor. Yani A'dan sonra B başlayacaksa, B hemen başlamayabiliyor bolluğu varsa. Biraz geç başlayabiliyor. Arkadaşlar sorularınız varsa mikrofonları kullanarak da sorabilirsiniz Tayfur Bey'e. Kameralarınızı da isteyenler açabilir tabii ki. Yapabilirsiniz. Sınava yönelik soru da sorabilirsiniz arkadaşlar. Yani hani ben CAPM sınavına girmedim. Associate Project Manager sınavına girmedim ama o sınavda aslında PMP sınavının bir şey gibi, küçültülmüş bir hali gibi. Aslında proje mühendislerine yönelik bir sınav. Proje yönetim yeterli deneyimi olmayan ama sertifika almak isteyen adaylar için inşa yapılmış bir sınav. Sınava yönelik sorular da sorabilirsiniz. Yiğit Özhan kamp sınavını kayıt veya ben okuyamadım hocam siz bir bakın açamadım şimdi. Kayıt veya PMI üyelik için herhangi bir son tarih var mıdır diyor. Yok son tarih yok. Bu sınav buradan sonra siz zaten hani sınavın ön koşulu olan şeyi karşılamış olacaksınız. Ön koşul aslında kursunu tamamlamış olacaksınız. Öyle diyeyim. Bu kurs onun yerine geçiyor. Bu kursu artık ömür boyu kullanabilirsiniz. Öyle diyeyim. CAPM sınavına girmek için. Bir şey yok ama başvurunuzdan sonra bir yıl içinde sınava girmeniz gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Hani şeye girdiniz, başvurdunuz. Bir yıl içerisinde sınav tarihi alıp girmeniz gerekiyor. Başvurmazsanız bir sorun yok. İstediğiniz zaman girebilirsiniz. Evet. Başka soru? Bana LinkedIn'den veya diğer kanallardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani eğer bir sorunuz varsa herhangi bir şekilde hani sınava hazırlık veya şey konusunda belli ben hani sınava hazırlanırken belli gruplar var. WhatsApp grupları veya belli şeylerimiz var bizim. Bir araya geldiğimiz, bilgi paylaştığımız. Oralara da üye olabilirsiniz. Orada güzel kaynaklar da var. O kaynakları da kullanabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Size hani gerekli yardımı da ederler. Hatta yeni sınava katılan arkadaşlarımızdan, benimki biraz eskidi, bir buçuk sene oldu. Zaman zaman da onların deneyimlerini paylaştı. Belli toplantılarda yapılıyor. O toplantılarda katılabilirsiniz. Daha böyle detaylı bilgi alabilirsiniz. Evet. Başka sorunuz yoksa arkadaşlar ben bu akşamki oturumu kapatmak istiyorum ama yine gelenek haline gelecek. Ben müsait olanlarınızın kameralarını açmasını rica edeceğim. Tayfur Bey'e teşekkür edelim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Tayfur Hocam size de çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum hepinize arkadaşlar sınav sürecinde. Evet. Hani bu sınav aslında şöyle söyleyeyim. Hani dediğim gibi PMI
aslında pratik bütün projelere, dünyadaki bütün projeleri inceleyip, yani yüzlerce, binlerce projeyi inceleyip best practice'leri çıkartıyor. Ve eğer ki bir proje yönetim kitabını alıp okursanız baştan sona, ileride kariyerinize başlarken çok değerli bilgiler edineceksiniz. Bazen hani bazı şeyleri hani derslerde de elde edebiliyorsunuz, şeyde de elde edebiliyorsunuz ama böyle bir sertifika sürecine girmeniz bütün bilgilerinizi aslında bir araya derleyip derli toplu olmasına, süreci tam olarak kavramanıza yardımcı olacaktır. Ben teşekkür ediyorum. Ben küçük bir hatırlatma ile kapanışı yapacağım. Önümüzdeki hafta maliyet yönetimi ile eğitimiyle devam edeceğiz. Merve Alpsar bizlerle birlikte olacak. Tayfur Bey, tekrardan çok teşekkür ediyorum. Piyama'ya da, size de. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz tekrar Tayfur Hocam. Teşekkürler. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.